Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında çemberde uzunluk konusundaki test 5'in çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Yeşil enerji yenilebilir kaynaklardan üretilen ve karbon salınımı düşük olan enerjidir. Türkiye'de son yıllarda yeşil enerjiden biri olan rüzgar santralleri kurulmaya başlanmıştır. Şu şekilde Yukarıda rotor çapı 80 metre olan rüzgar gülü şekil bir A noktası yerden 103 metre yüksektedir. Arkadaşlar rotor çapı 80 metre ise yarı çapı kaç yapıyor? 40. E hocam burası da 40. E hocam o zaman burası da 40. E, bunun tamamının yerden yüksekliğini zaten 103 olarak vermiş. E 40 40 80'i buradaysa buraya da kaç kaldı o zaman? 23 mu kaldı arkadaşlar 103 yapması için? Evet. Bu rüzgar gülü şekil 2'deki konuma geldiğinde A noktasının yerden yüksekliği kaç metre olur diye soruluyor. Yani B şuraya geldiğinde. Şurada kaç 120 derece değil mi arkadaşlar? Çünkü üç parçaya bölünmüş 120 derece. Burası da burası da 120 derece, değil mi? Evet. Bizim eleman böyle bir dönüş yapıyor burada. Ben şuraya ne buldum arkadaşlar? Burayı 23 buldum. Rotor çapı burası 40 mı? 40. Hocam burası da 40 mı? 40. E ben burada yerden yüksekliğini bulacağım. A'nın yerden yüksekliği şurası. Hocam bunu bulmak için ne yapmam lazım? şuraya kadar uzaklığı biliyorum. Yani benim şunu bulmam lazım arkadaşlar. Şuradan dik çizersem şuradaki uzunluğu bulursam olay bitti. Çünkü niye? Dikdörtgenden dolayı zaten burası 63 değil mi arkadaşlar? Evet. E burada 40'tı burası 90'ın karşısı 40 e, burası da dikdörtgenden dolayı 90 buraya ne kaldı 30. 90'ın karşısı 40 sa 30'un karşısı da kaç yapar? 20. E, 63 ile 20'nin toplamı bize A noktasının yerden yüksekliğini verir. Yani cevabımız böylelikle ne çıkar arkadaşlar? 83 çıkar. Yani cevap Edremit. Birbirine E noktasında içten teğet iki çember verilmiştir. CD küçük çembere F noktasında teğet. Evet. C noktasında teğet. F noktasında teğet. Ve AB O merkezi çemberin çapı. Evet. Burası da çapmış. Ali Bey uzunluğu 10. CD uzunluğu 6. Arkadaşlar merkez var. Teğet var. Çek. Dik yapsak burada. Aa hocam. Büyük çemberde de büyük çemberin merkezi neresi? O merkezi çemberin çapı AB10 CD. Evet AB10 O merkezi çemberin çapı 10 olduğuna göre hocam şuraya kadar ki yarı çap 10. Buradaki merkezin çapı olduğuna göre kiriş olduğuna göre merkez T'ye çektikten burada da merkez kiriş çektik oldu. İki eşit parçaya bölmüş olduk mu arkadaşlar burayı? Olduk. CD'yi 6 vermiş. O zaman burası 3 3 oldu? Evet. Çapı 10 vermişler. Yarı çapımız kaç arkadaşlar? 5 yazalım. Yanlış yazıyorduk orada. En güzel ek çizim yarıçap Hocam yarı çapı çizdik. 5. 3, 5. Ne üçgeni? 3, 4, 5 üçgenden burası da 4 olacak mı? Olacak. E hocam şurası da neyin merkezi olsun? Şu çemberin merkezi olsun. Çemberler birbirine değdiğinde ne yapıyorduk arkadaşlar? Hop merkezleri birleştir yapıyorduk. Şunun merkezine bakacak olursak. Hocam ben şuraya A dersem. Bunun merkezinden bunun yarıçapı A artı 4. Bunun da yarıçapı A artı 4 mü? Evet. E hocam büyüğün yarı çapı kaç zaten 5 değil mi? O merkezden buraya kadar gelmişim 5 yapacak burası. E hocam burası 5 yapacaksa yani A artı A artı 4 5 ise ne eşit olacaktır arkadaşlar? 2A 1'e A da buradan kaç çıktı? 1 bölü 2. Küçük çemberin yarı çapı. Küçük çemberin yarı çapı. Şurası değil mi? A artı 4 değil mi? Evet yani 1 bölü 2 artı 4 isteniyor bizden. O da 9 bölü 2 çıkar arkadaşlar. Yani cevap denizli oldu. A merkezli çember her iki de teğet ve B merkezli 2 santimetre yarıçaplı çember ise C noktasında dıştan teğettir. Gençler merkez var teğet var. Çek dik, çek dik. Uyguluyoruz değil mi? Çemberler birbirine değmiş burada. Ne yapıyoruz? Merkezleri birleştir. Şimdi B merkezli 2 yarı çaplı. Bunun yarı çapını 2 vermiş. Burası 2, burası 2, burası 2. E hocam bunun yarı çapına R dersen. Burası da R. Burası da R mi? Evet. Burada bir merkez T'ye çektik. Merkez T'ye çektikten R iken burası da R. iken burası da R olduğundan şuradaki dik kenara ne kaldı arkadaşlar? R eksi 2 mi kaldı? Evet. Ve burada Pisagor. R artı 2'nin karesi eşittir. R'nin karesi artı R eksi 2'nin karesi dersek işlem işlem işlemle R'yi buluruz. Yalnız dikkat edin. İkişer artan bir üçgen. Böyle artış artan üçgenler neydi arkadaşlar? Özel üçgendi. 3 4 5'in katıydı değil mi? İkişer artan 3 4 5'in iki katıdır büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle bu ne üçgeni? Hocam küçük olan burası 6, burası 8, burası da 10. R yerine 8 yazarsam 6, 8, 10 sağlanıyor mu? Evet cevap R kaç çıktı? 8 çıktı. A merkezinin yarıçapı çapı isteniliyor zaten bizden. Dolayısıyla cevabımız Akçay çıktı. O merkezde bir düzenekte yarıçapları çapları eş ve 4 birim olan bisiklet tekerleri şekildeki biçimde konumlandırılmıştır. Evet AB ve OC birbirine dik, dik verilmiş. AB ve OC birbirine dik verilmiş. Çemberler birbirine değdiği için merkezleri birleştirmişler burada. Doğrusal olacak. Hatta burada birleştirmemişler. Ben de burada birleştireyim isterseniz. Hemen birleştirdim. Çünkü merkezleri birleştirdiğimizde tam DM noktasına kadar gidiyordu. Evet AB uzunluğunu 12 vermiş. Eyvallah. E, ee, yarı da kaç birimmiş? 4 birim. Hocam burası 4. Burası 4. Şuraya A dersem. Bunun yarı kaç? A artı 8 değil mi? Evet hocam burası da A artı 8 olacak. A hocam burada bir dik üçgen çıktı. Bana bu kenar lazım. Hocam burası 4 değil mi? Evet. A artı 8'den 4 çıkartırsam buraya da A artı 4 mü kaldı? Evet. A 12 A artı 4. Yani A artı 4'ün karesi eşittir. A'nın karesi artı 12'nin karesinden dolayı. Burada arkadaşlar bence hissedelim. E, 12 varsa ne üçgendir? 12, 16, 20 üçgendir değil mi? Ya 5, 12, 13'tür sağlamadı. Ya 9, 12, 15'tir sağlamadı. Ya da 12, 16, 20'dir. Evet 16 yazınca 16 artı 4 20 çıkıyor arkadaşlar gerçekten. A'yı buradan kaç bulduk? 16 bulduk. Bana ne diyor? O merkezi çemberin yarıçapı çapı soruluyor. 16 burası 4 burası 4 burası. Yani 16 artı 4 artı 4 soruluyor bize. Cevap kaç yaptı? 24 yaptı. Cevabımız Ceyhan oldu arkadaşlar. Şekil 1'deki O merkezli yarıçapı çapı 15 cm olan kağıt yer düzlemine diktir. Bu kağıt yere paralel olacak biçimde KL doğrusu boyunca kesilip Şekil 2'deki gibi yapıştırılıyor. Eyvallah. Ve şu yere paralelmiş arkadaşlar. KL 24'müş. KL 24'müş. E arkadaş bu 24 buraya yapıştırılan parçada 24 birim midir? Evet. Bakın burası 24. Biz eski haline şöyle bir geri yapıştıralım bakalım. Buna göre diyor L üstü M uzunluğu kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Ne yapacağız? Yarı çapı da 15 mi? Evet 15. Hocam burada merkez kiriş çektik yapsak. Ee, Şurada uzunluk lazım olacak mı bize bilmiyoruz belki de olmaz dur bakalım hiç merkez giriş çektik yapmayalım arkadaşlar burada bizim şeklimiz burası arkadaşlar burada aslında ne oldu ben bu parçayı aldım buraya koydum e ben buraya koyduysam arkadaşım ne olacaktır burada hocam şunun çembere tamamlanmışı ile şu çember birbirine eş değil midir çünkü yukarıya bakın şunun bu parçanın çembere tamamlanmışı bu e ben bunu aldım. Buraya getirdim. E bu parçanın da çemberi. Aynı, aynı parçanın çembere tamamlanmış bu değil mi? Evet. O zaman bunlar ikisi eş çemberdir arkadaşlar. Peki eş çemberleri kullanacağız. Şimdi gençler burada bir çemberin merkezi burada. Bir çemberin merkezi burada olsun. Çemberler birbirine dediğinde ne yapıyorduk? İlk işimiz. Hocam merkezleri birleştir. Merkezleri birleştiren doğru parçası değil noktasından geçer. E hocam burada merkez var. Teğet var. Çektik. E hocam burada da merkez var. Kiriş var. Çektik yapsak. Hocam kirişi keş parçaya böldü. 24 ya. E o zaman burası ne olacak arkadaşlar? 12'ye 12 olacak burası. Sonra hocam bunun yarıçapı kaç verilmişti? 15 verilmişti. En güzel ilk çizim yarıçap çizmektir. Burası 15'se, on, 12, 15 10, 12-15 ne üçgeni? 9-12-15 üçgenden 9 çıktı burası. Bunun yarıçapı da 15 mi? Evet 15. E ne yapacağız? Aa hocam bir merdiven şekli var. Ve bu arada burası da 15 burası da 15 mi? Evet değil. Bunun tamamı 15. Dikkat edin. Şuraya kadar kısım 15. Buraya kadar kısım da 15 arkadaşlar. Yani toplamda kaç yapmış oluyor arkadaşlar orası? 30 yapmış oluyor. Bakın şurası 15. Şu küçük parça değil. Şuraya kadar parça. Arkadaşlar şöyle bir 90'lar var. D90'lar olunca bir merdiven şekli gibi bir şekil var. Bunda ne yapıyorduk? Dikdörtgen tamamlama yapmıyor muyduk? Haydi dikdörtgeni tamamlayalım. Hop şöyle dikdörtgen tamamladığında 9 saat 9. Hocam burada ne çıktı o zaman? Burası 24. Hocam burası 30. E hocam 6 kere 4 6 kere 5. E burası da 6 kere 3 18 mi olacaktır? Evet. Bunun tamamı 18 olacak. Dikdörtgenden dolayı yukarısı da 18 olacak. 12'si buradaysa buraya da 6 mı kaldı arkadaşlar? Bizden de L üstü isteniyor. O zaman cevabımız böylelikle açay yaptı arkadaşlar. Şekilde O1 ve O2 merkezli yarım çemberler B noktasında dıştan teğettir. Eyvallah. Bu şekilde dıştan teğet. A E O 2 merkezli yarım çemberi E noktasında teğet. Tamam. Ne var arkadaşlar burada? Merkez var. Teğet var. Çektik. Hocam burada da merkez kiriş çektik yapabiliriz. Ama bence dur bakalım sayılara bir bakalım öncelikle. Ali Bey uzunluğunu kaç vermiş? 4. Hocam bunun yarı çapı 2. Burası da 2. Sonra bizden ne isteniyor? O 2 C'yi de kaç vermiş? O 2 C'yi de 6 vermiş. Hocam bunun yarı çapı 6. Bunun yarı çapı 6. E, burası da 6 oldu mu? Oldu. Ne var burada? 6 10. Dik üçgen var. 6 8 10 üçgenden burası 8 çıktı. Hocam merkez giriş çektik yapabilirim ama x bana burada lazım ya. Bence onu o, o şekilde yapacağımıza. Hop şöyle. Çapı gören çevre açı 90 derece yapsam şu x'in bütünlüğü korunmuş olur. Bu daha mantıklı değil mi arkadaşlar? Aynı zamanda çapı gören çevre açı 90 derece dedik. Bakın şununla şu birbirine paralel oldu mu? Oldu. E burayı da zaten 8 diye bulduk. Dikkat edin şurası kaç? 4. Burası kaç? 6. 4/6 2/3 değil midir arkadaşlar? Evet. Hocam 4 bölü 6 2 bölü 3 koldan kola geçişte tekrara girmeme gerek yoktu. O zaman 2 bölü 3 ise burası 2K ise burası 3K'dır. E, dolayısıyla toplamda 5K 8'e eşitse K buradan 8 bölü 5 gelir. Ve bizden x eşittir 3k isteniliyor. 24 bölü 5 olur. 2 ile genişletirsem 48 bölü 10 yapar. Yani cevabım da böy böylelikle çıktı arkadaşlar? 4,8 yani cevap edremit oldu. ABC'de bir eşkenar dörtgen. Tamam. Eşkenar dörtgende köşegenler zaten dik kesişiyor. Biliyoruz. Burada da göstermişler. AC köşegenini 8 kök 5 vermişler. Aynı zamanda köşegenler dik kesir ve birbirini ortalar. Yani burası 4 kök 5. Burası da nedir arkadaşlar? 4 kök 5'tir. Hocam BD köşegenini de vermiş bize. Nedir? 2 kök 5'e 2 kök 5 mi olacak? Bu da ortaladığı için. E merkez var. Teğet var. Çek. Dik yapsak arkadaşlar. Burada olay bitti mi? Bence bitti. Yarı çapısı deniliyor zaten bizden. Y ne yapacağız? Hocam 2 kök 5 4 kök 5. E 1'e 2 oran var. Bu dik üçgende Pisagor bağıntısı yapalım. E küçük olanın kök 5 katı değil miydi burası? Evet. Burası 2 kök 5'in kök 5 katı kaç yapar? 10 yapar. E hocam bir dik üçgende. Bakın şuradaki dik üçgene bakın. Bir dik üçgende bütün kenarlar belli. Sadece ve sadece yarıçap eksikse alandan yapabilirsiniz. Evet, tabii Tabi şeyden de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, ne derler? Alfa dalıp alfadan da yapabilirsiniz. Benzerlikten de. Ya da öklit bağıntısından da yapabilirsiniz. Ama bence alan en mantıklısı. Alan dediğimiz şey dik üçgenin alanı dik kenarlar çarpımının yarısıdır. 2 kök 5 çarpı 4 kök 5 bölü eşittir. Aynı zamanda taban çarpı yükseklik bölü 2'ye 10 çarpı r bölü 2 eşittir. Bölü 2'ler gitti mi gitti. Kök 5 ile kök 5'in çarpımı 5. 2 ile çarpsam 10 bu tarafta gitti. O zaman r de buradan kaça eşit oldu arkadaşlar? 4 eşit oldu. Yani cevap denizli. AB çaplı bir yarım çember çiziniz. Arkadaşlar üçte doğru çizemiyorum. AB yarım çaplı çemberi sorunun içine doğru böyle çizmek zorundayım. Çizdik. Sonra bu çemberin içerisine O merkezli çember AB çapına C noktasında ve çembere D noktasında teğet olsun. Evet. C noktasında teğet olacak ve çembere de D noktasında teğet olacak arkadaşlar. Şöyle bir çember çiziyorum. Çizdik. Çizince burası da D noktası oldu. Ee, burada 6 ve 4 verilmiş. Buna göre ne diyor? Çemberin yarıçapı nedir diye soruyor. Arkadaşlar, iki çember birbirine teğet mi burada teğet. İki çember birbirine teğet olunca ne yapıyorduk? Merkezleri birleştir. Bunun merkezi burada. Çapımız 10sa yarıçapımız 5. Buraya kaç kaldı? 1. E ee, hocam ne yapacağız? Merkezleri birleştir. Birleştirdik. Çemberin merkezi de burada arkadaşlar. Bu çemberin merkezi de. Aa hocam bunun yarıçapını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. R dedik. Merkez var. Teğet var. Çek. Dik yapsak. E hocam burası da ne? E hocam bunun tamamı kaçtı zaten. Bak yarı çap çizdik. 5 ise burası da 5. Buraya da 5 eksi R mi kaldı gençler? Evet. Ve burada Pisagor. Yani 5 eksi R'nin karesi eşittir. R'nin karesi artı 1'in karesi olduğundan 25 eksi 10 R artı R kare eşittir. R kare artı 1 olacağından R kareler gitti. Bunu buraya bunu buraya atınca 24 eşittir. 10 R'den R de buradan ne geldi? 2.4 geldi. Yani cevabımız Denizli çıktı arkadaşlar. AB ve BC çaplı yarım çemberler B noktasında dıştan teğet ve ABC doğrusaldır. Eyvallah. Şimdi 6 ve 4 verilmiş. Ne yapabiliriz hocam? Şunu çizsek bir işimize yarar mı? Bize sadece şurayı bulduktur. Belki de bulmamıza gerek kalmayacak. Bilmiyorum. Bunu bulsak ne fayda? 6 kere 4 24 kök 24 2 kök 6 olarak bulurum. Ama diğer soru akışı için bir işime yarıyor mu arkadaşlar? Bu maalesef yaramıyor. O zaman farklı bir şey düşüneceğim. Doğru. Ne yapmak lazım? E hocam teğet noktaları var burada. E tamam ne yapalım o zaman? Bunlar çapsa merkez buradadır. Çapsa merkez burada. Merkez varsa teğet varsa çek dik yapalım mı? Yapalım. Hocam bunun çapı 10 sa yarı çapı 5'tir. Hocam 5 yarı çaplı o zaman buraya 1 kaldı. Yarı çap 5 olduğundan burası da 5 oldu ve burası 90. Merkez varsa teğet varsa burada da çek dik yapsak. Hocam 90 derece ve yarıçapı x bölü 2 x bölü 2 yazacağım. A A yazayım. O zaman bunun da yarı çapı ne oldu arkadaşlar? A oldu. E ne yapacağız hocam burada? Bakın burada karşımıza bir dik yamuk çıktı. E dik yamukta insan olan ne yaparsa siz de onu yapacaksınız. Başka çare var mı arkadaşlar? Yok. Hadi bakalım dik yamukta ne yapıyoruz? Hocam dik çiziyoruz. Nasıl? Şöyle bir dikdörtgen çiziyoruz. Oluşturuyoruz. 5 ise burası 5 mi? 5. Hocam 90 90 90 bu dikdörtgenden burası da 90 oldu. E hocam tamamı A'ydı. Buraya ne kaldı o zaman? A eksi 5 kaldı. E başka ne yapacağız? 90'lar ama da şu Yapacak hamle belli. Alfa beta ya da al kardeşim. Alfa 90 beta. Beta 90 alfa. Burası da beta oldu. Şu üçgenle şu üçgen ne oldu? Benzer. E hocam buradan başlayayım. Beta'nın karşısı 1 bölü. Beta'nın karşısı a eksi 5 eşittir. Burada alfanın karşısı yok. 90'ın karşısı var. 90'ın karşısı 5 bölü. Buradaki 90'ın karşısı a artı 5. Sanırım bitti. İşler dışlar yapalım. a artı 5 eşittir. 5 a eksi 25 olduğundan. Attık buraya 4 a eşittir. 30 yaptı. Buradan 30 bölü 4 yaptı a. A 30 bölü 4'e eşit oldu. Yani 15 bölü 2'ye eşit oldu. Bizden ne isteniyor? X. Arkadaşlar X'e bakın. X 2 A'ya eşitliğimi yani 2 çarpı 15 bölü 2'den cevap kaç çıkacak o zaman? 15 çıkacak arkadaşlar. Yani cevabımız Denizli oldu. Güzel bir soruymuş arkadaşlar. Hoş sorulardan biri. Evet cevap Denizli.